Efendim, günün gündemi oldukça aslında kalabalık ama spesifik olarak öne çıkan konuya baktığımızda tanınmış isimlerin üniversitelerdeki bu sahte diploma olayı. Tabii net tek bir üniversite üzerine şekillendi konu. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Güzelyurt'taki. Son olarak da eski bakan, farklı farklı bakanlıklar yapmış. Uzun süre milletvekili yapmış Sayın Kemal Dürüst ve eşi de tutuklandı. Tabii konu sahte diploma konusu ama aslında konunun ortaya çıkışı üniversitenin yönetsel mekanizmasındaki yolsuzluk. Yani orayı yöneten kişiler üniversitenin parasını iç ediyorlar. Üniversite sahipleri de şikayet ediyor. Aslında olayın sahte diplomaya evrilmesi polisin araştırmasıyla ortaya çıkıyor ve tabii mutlaka bazı şikayetlerle ortaya çıkıyor. Daha önce çok söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Sahte diploma maalesef bu ülkenin yeni bir konusu değil. Sahte diploma üniversitelerimizin çok uzun yıllardır itham edildiği konuların kimi üniversitelerimizin diyelim başında geliyor. Bu konu tanınmış isimler ortaya çıktı ve bu sahte diploma konusuyla ilgili olarak o yüzden aslında biraz özünden sapmış oldu. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki üniversite sahiplerinin kendilerinin şikayetiyle benim üniversitelerimde bir şey oluyor, mali polis buraya baksın demesiyle konu biraz daha magazinleşiyor tabii. Sahte diplomaya evriliyor. Magazin dediysem de yanlış anlaşılmasın. Elbette çok önemli bir konu. Ama sadece bir üniversitenin sanki bunu yapıyormuşçasına şu an kabul gördüğü bir noktaya da gelmemesi gerekir. Üniversitelerimizin topyekün ele alınması gerekir bu konuda. Çünkü 30 üniversite var, 29 sanırım üniversite var, daha izin almamışlar var. Birçoğunda benzer sıkıntılar var. Yani sahte diploma konusunun dışında da eğitim kalitesi, hoca kalitesi, bir takım hocaların varlığı, yokluğu, ismi var, kendi yok vesaire. Çok fazla sıkıntı var üniversitelerimizle ilgili ve bu üniversiteler adası vizyonunu kaybetmeden çok hızlı bir şekilde ele alınması gerekir. Yodaksa yodak, yoksa yok, kimse buna ya da Eğitim Bakanlığıysa Eğitim Bakanlığı ama bir baş çıkacak ve bu konuda önderlik edip gerekli yasal düzenlemeleri de yapıp temize havale etmesi gerekiyor bu işi. Spesifik olarak bir üniversitenin üzerine kalması da haksızlık. Çünkü çok ciddi sorunları var üniversitelerin. Ülke için çok önemli bir gelir kaynağı. Dolayısıyla altını yumurtlayan tavuk gibi düşünürsek onu kesmememiz gerekiyor. Yapılması gereken işler var ve yapılması gereken bu işleri yapması gereken bir irade gerek.